Evet, hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, muhteşem yüzle başlayalım. Şimdi ekranımızı gönderelim. Evet, Kara Sultan Süleyman bölümüne başlayacağız. Geçen dersimizde Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden bahsettik. Ardından 2. Beyazıt Cem Sultan olayı ve ardından da Yavuz Sultan Selim halifeliğinin alınması çok önemliydi bizim için. Artık İslam dünyasının siyasi liderliği de alınmıştı biliyorsunuz. Şimdi geldik Yavuz Sultan Selim oğlu 1. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman. Tabi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Dünya gücü Osmanlı. Bu dönemde artık dünya gücü Osmanlı diyoruz. Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönem. Ve 46 yıl Osmanlı tarihinin en uzun süre tahtta kalan padişah arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman. Diyeceğiz. Ve tabii arkadaşlar neden Kanuni deniliyor? Aslında Süleyman ismi, 1. Süleyman. Adalete çok riayet eden bir padişahımız. Ekmeğin gramını dahi kendisinin kontrol ettiği zaman zaman tedbirli kıyafet halkın arasına çıkıp ve adalete çok riayet ediyor. Adalete çok önem veriyor arkadaşlar. O yüzden ona Kanuni demişler. Şimdi arkadaşlar tabii şanslı bir çocuk bir de Kanuni Sultan Süleyman. Neden? Çünkü babası Yavuz Sultan Selim'in tek erkek çocuğu. Taht kavgası yapmadan tahta çıkacak. Ve tabii güçlü bir kadro alıyor babasından. Güçlü bir kadrosu var. Sokulu Mehmet Paşalar, Mimar Sinanlar. Sonra başka kim var burada? Pargalı İbrahim var. Kanuni döneminde başka Piri Reis var. Barbaros Halettin Paşa var. Gerçekten oldukça güçlü bir kadro ve zengin babasından arkadaşlar zengin bir devlet de aldı. Yani hazine ağzına kadar dolu arkadaşlar. Hazine ağzına kadar dolu, ekonomik olarak da güçlü bir devlet aldı. Ve Kanuni de babasının aldığı bu devleti gerçekten. O da istese sarayında oturabilirdi. Bize öyle filmlerde gösterildiği gibi değil arkadaşlar. Filmlerde gösterildiği gibi değil. Öyle haremde durmuyor. Hayatı seferlerle geçmiş. Bugün at sırtında günlerce gidebileceğiniz yer Macaristan. Macaristan'a 3-5 yılda bir Macaristan seferleri var gerçekten. Ve çok fecih var onun döneminde. Osmanlı Devleti'nin oldukça parlak bir dönemi. Dünya gücü Osmanlı diyeceğiz. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Kanuni ile ilgili 46 yıl dedik. Evet. Muhibbi Mahallesi ile şiirler yazmıştır. Aklınızda bulunsun. Osmanlı'nın en parlak dönemi dedik. Ve onun döneminde Kanuni'nin işte hukuki düzenleme yapmış bir sürü. Kanunnameler yapmış. Adalete de çok riayet etmiş o yüzden. Ve arkadaşlar şöyle gelelim. Kanuni Sultan Süleyman ilk tahta geçtiği zaman arkadaşlar ilk önce bazı isyanlarla uğraşıyor. İşte Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünnun, Kalenderoğlu isyanları var. Çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi bunları çok sormuyorlar. İç isyanlar bunlar. Kanuni döneminde çıkan. Mesela Canberdi Gazali ile Ahmet Paşa isyanları Mısır'da çıkmıştır. Baba Zünnun'la Kalenderoğlu isyanları Anadolu'da vergi sorunu yüzünden ve dini nitelikte olan isyanlar da var. Çok da önemli değil artık bunları pek sormazlar. Şimdi arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde özellikle Osmanlı Devleti Avrupa'daki siyasi üstünlüğü büyük ölçüde sağlayacak. Ve güçlü bir devlet var Avrupa'da o zaman. Kim var? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu üzerine arkadaşlar Orta Avrupa'da bir siyasi üstünlük mücadelesi verecek. Kanuni Sultan Süleyman. Şu da arada göstereceğim size biraz sonra yukarıda. Şu da Avrupa'da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu. İlk önce Kanuni Süleyman'ın fetihleri şöyle başlıyor. 1521'de ilk önce Belgrad'ı alacak arkadaşlar. Tahta geçer geçmez 1520'de geçti. 1521'de Belgrad'ı fethedecek. Orta Avrupa'nın en önemli kapısı. Diyebiliriz Belgrad için. Ve hatırlarsanız
Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp alamadığı bir yerdi. Bergat ve Rodos. Fatih Sultan Mehmet'in kuşatıp alamadığı iki yerdi. Bergat ve Rodos Adası. Fatih, Kanuni Sultan Süleyman 1521'de Bergat'ı almış. Hemen 1522'de de Rodos Adası'nı alacak. Ardından arkadaşlar Bergat'ı aldıktan sonra ilişkilerimiz kimle bozuluyor? Hemen üstünde Macaristan var. Macaristan'la ilişkilerimiz bozuluyor. Ve arkadaşlar Macaristan'la ilişkilerimiz bozuluyor. Bir de bunun üzerine arkadaşlar Osmanlı Devleti Macaristan üzerine sefere çıkacak 1526'da ve Mohaç Meydan Muharebesi 1526'da çok önemli bir zaferdir. Arkadaşlar Osmanlı tarihinin en kısa süren savaşı sadece 2-2,5 saat koca Macaristan'ı aldık. Bakın Mohaç Meydan Muharebesi'yle Macaristan'ı aldık. Ağustos ayında yapılıyor. Ağustos ayı zaferler ayı biliyorsunuz. Macaristan'ı aldık. Nasıl kazandık bu savaşı? Teknolojik üstünlük. Bizim büyük toplarımız var. Şahi topları geliştirilmiş. Ve sadece 2 saatte teknolojik üstünlük sayesinde Macaristan'ı fethettik. Önemlidir. Mohaç mutlaka sorulma ihtimali yüksektir. Ve Macar Kralı 2. Lajos hayatını kaybedecek. Orta Avrupa'daki gücü pekişecek. Ama arkadaşlar Macaristan'ın alınmasından sonra Osmanlı'nın Avusturya ile ilişkileri bozuluyor. Çünkü hemen üstünde Avusturya var Macaristan'ın. Ve burası bu Macaristan'ın başındaki kişi 2. Lajos. Arkadaşlar daha doğrusu şöyle diyeyim. Avrupa'da akrabalık bağları vardı. Kutsal Roma Cermen yani bugünkü Almanya. Avusturya ve Macaristan. Bunlar akraba. Kutsal Roma Cermen'in başında Şarken var. Avusturya'nın başında Ferdinand var. Onun altında Macaristan'ın başında bunların damatları 2. Lajos var. Akrabalık bağları. Hatta biz bu hanedanlığı Habsburg hanedanlığı diyoruz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun sorarlar mı bilmiyorum. Devlet okulunda yazıyor. Bu Avusturya ve Almanya'nın başındaki hanedanlık Habsburglar. Bazen denemelerde görürsünüz. Habsburg. Tam düzgün yazamayacağım ama Habsburg hanedanlığını görürseniz aklınıza Almanya ve Avusturya gelsin. Almanya ve Avusturya'nın başındaki ya yani Almanya'nın başındaki Şarken özellikle ve Avusturya'nın başındaki Ferdinand Habsburg hanedanlığını mensup. Bu Habsburglar arkadaşlar Almanya, Avusturya ve İspanya'yı da içine katabiliriz. Tüm Avrupa'yı hegemonisi altına almaya çalışıyor. Habsburg hanedanları. Şimdi Kanuni Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ı aldıktan sonra işte bu Avusturya ile yani Habsburglarla ilişkisi bozulacak ve mücadele başlıyor. Ve Avusturya'nın başındaki Ferdinand da abisine güveniyor Şarken'e. Yani Almanya'nın başındaki yani Kutsal Roma Cermen İmparatoru'nun başındaki Şarken'e güveniyor. Ve Macaristan üzerine sürekli hak iddia ediyor. Biz Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ı aldıktan sonra Macaristan'ın başına Janos diye bir Jan Zapolya veya Janos da deniliyor. Jan Zapolya diye bir Macar soylusunu vali olarak atadık. Ama Avusturya Macaristan'ın bize ait olduğunu kabul etmiyor. Ve sürekli Macaristan'a saldırıyor. Bunun üzerine Kanuni tekrar sefere çıkıyor. Ve Viyana'yı kuşatıyor arkadaşlar. 3 yıl sonra bak 1529. 1529'da 1. Viyana kuşatması. Tarihte ilk defa Viyana'yı kuşattık ama maalesef başarısız oldu. Neden? Çünkü gerekli silahlar getirilmemişti, büyük toplar. Ve kış geliyor arkadaşlar. Kış şartları yüzünden kuşatma yarıda bırakılmış. Bir de Viyana'nın surları da var. Viyana kuşatması başarısız oldu. Ardından 1529 dedik. Sonrasında 1532'ye geldiğimiz zaman. Kanuni Sultan Süleyman Viyana'dan dönüyor. Bizim Ferdinand gene saldırıyor Macaristan'a. Kanuni gidiyor. Tamam abi yapmayacağım diyorlar. Kanuni dönüyor gene saldırıyorlar. Artık diyor ki Kanuni bu yılanın başı Şarken. Almanya'nın başındaki Şarken. Bunun üzerine Kanuni 1532'de Almanya seferine çıkıyor. Ve Macaristan, Avusturya, Almanya, Hamburg işlerine kadar giriyor. Ama ne Şarken ne Ferdinand karşısına çıkamıyor Kanuni'nin. Ve Kanuni Sultan Süleyman bir mektup gönderiyor. Er iseniz karşıma çıkın diye. Hatta onu Muhteşem Yüzyıl'dan izleyelim mi? Çok kısa. İzleteyim mi? Muhteşem Yüzyıl'da bir sahnesi var. Çok güzel bir mektup sahnesi var. Şarken'e yazdığı mektubun. İzlemeyelim mi? Tamam devam edelim o zaman. Sonra ne oldu arkadaşlar? Ekranımı gönderiyorum. Ardından bundan sonra sen kalemimi alayım.
Almanya seferine çıktı. Ne Şarker ne Ferdal karşısına çıkamadı Kanuni Sultan Süleyman'ın. Sonrasında arkadaşlar, ya çok güzel bir sahneydi ya o sahne. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok güzel mektubu var orada. Şarken'e bir mektubu vardı. Hem aklınızda kalır diye diyorum ama dur ya, bu çok 2 dakika arkadaşlar. 2 dakika, 2-3 dakikalık bir video, çok kısa. Bir saniye. O gerçek mektup arkadaşlar. Yani Muhteşem Yüzyıl'dan tarih öğrenilmez tabii. Ben her zaman diyorum filmlerden öğrenilmez ama şey orada bazı birkaç tane sahne var. Belgelerde de böyle yani. Bu orijinal gerçek mektup. Hatta Fransuva'ya yazdığı mektup da var. Şimdi açacağım. Bir saniye hemen 2 dakika ekranımı gönderiyorum size. Lambert Kontu Joseph ve Nogarala Kontu Leonard. Eyvallah. Germenlerin o çok güvendiği Güns Kalesi'nin düştüğünden haberiniz var, öyle değil mi? Her yerde yenilen bir orduyla karşı karşıyayız. Şarken bu sefer nasıl bir teklifte geldi merak ediyorum doğrusu. İmparatorumuz Şerken yeniden Macar topraklarının kendisine bırakılmasını istiyor. Karşılığında size her yıl düzenli olarak 100 bin duka altın ödeyecek. Celalzade. Buyurun hünkârım. İspanya Kralı Şarken'e cevaben bir mektup yazalım. Krallarına götürüp okutsunlar. Yaz Celalzade. Bu kadar zaman erlik davasını der, merdü meydanun dirsin. Şimdiye değin kaç keredir üzerine geliyorum. Ve mülküne dilediğim gibi tasarruf ediyorum. Ne senden, ne garındaşundan namı nişan yok. Size saltanat ve erlik davası haramdır. Askerinden, belki avretinden dahi utanmaz mısın? Belki avrette gayret var, sende yoktur. Er isen meydana gelesin. Hak Teala Hazretinin takdiri neyse yerine gelse gerek. Seninle saltanatı Beç Sehrası'nda öleşelim. Reaya fukarası dahi asude olsun. Yoksa meydana aslandan kalı buldukça tilki gibi fırsatla şikar almayı erlik sayma. Bu kerre dahi meydana gelmez ise avretler gibi iyi ve çikrik alıp dahi padişahlık tacın vurulmayasın ve erlik adını diline getirmeyesin. O gördüğünüz çıkrık arkadaşlar o zaman dikiş makinesi. Yani al diyor, kendine fistan dik diyor. Bu sefer de karşıma çıkmazsan eğer hemen ekranımı yansıtıyorum yine. Ve böyle bir mektup, orijinal bir mektup bu. Ve karşısına çıkmıyor ne Şarken ne Ferdinand arkadaşlar. Karşısına çıkmayacak ondan sonra.
Bir saniye. Ne Şerken ne Ferdinand karşısına çıkmıyor ve bu mektuptan sonra bir antlaşma imzalıyor. Elçi gönderiyorlar ve bir antlaşma imzalanıyor. 1533'te İstanbul Antlaşması. Bak Almanya seferinden sonra. Ve İstanbul Antlaşması ile arkadaşlar artık diyor ki Macaristan'ın Osmanlı Devleti'ne ait olduğu kabul ediliyor ve Osmanlı'ya vergi verecekler. Vergiye bağlanıyor Avusturya. Ayrıca şu çok önemli. Avusturya Arşidükü Ferdinand Osmanlı sadrazamına denk kabul edilmiştir. Bak arkadaşlar yani Kanuni burada diyor ki senin hükümdarın Arşidük dediğimiz Avusturya hükümdarı benim sadrazamıma eşit olabilir. Arşidük sadrazamı kendime eşit görmüyorum diyor. Sadrazamıma eşit. Yani senin cumhurbaşkanın benim başbakanıma eşit protokolde. Biz buna mütekabiliyet diyoruz hatta ileride de söyleyeceğim. Ve sonuç olarak biz İstanbul Antlaşması'yla Orta Avrupa'daki siyasi üstünlüğü sağladık arkadaşlar. Orta Avrupa'daki siyasi üstünlüğü kazandı. Bu ne zamana kadar devam edecek? Daha Zitvotoruk Antlaşması 1606'ya kadar. Yani yaklaşık 70 yıl devam edecek. Ve bu arada arkadaşlar Osmanlı Devleti bu maaş bu arada Osmanlı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ediyorken Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu yani Almanya'da Fransa ile mücadele ediyordu. Ve Fransa onun annesi bir mektup yazıyor. Hatta bir mektup daha var da onu gruba atarım. Fransa bizden yardım istiyor. Kutsal Roma Cermen saldırmış. Fransa'nın başındaki Fransuva'yı esir almış. Ve Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar gidecek, yardım edecek Osmanlı'ya, Fransa'ya ve Şarken Fransuva'yı serbest bırakma zorunda kalacak. Bundan sonra da bizim Fransa'yla dostluk ilişkilerimiz başlıyor. Ve Fransa'ya kapitülasyon veriyoruz biz. Hatta bu Muaç Meydan Muharebesi'nden önce oluyor aslında. Yani Muaç Meydan Muharebesi sebeplerinden birisi de aslında işte Fransuva'nın annesinin yazdığı mektuptu. Ve Fransa ile dost oluyoruz bundan sonra. Neden dost oluyoruz? Bizim Fransa ile dost olmamızın amacı da Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı yani Almanya'ya karşı bir müttefik Avrupa'da kendi yanımıza çekmek istiyoruz. Ve hatta onlara kapitülasyon veriyoruz. Yani ticari imtiyaz, ticari ayrıcalık veriyoruz. Kapitülasyon dediğimiz bir devletin yabancı bir devlete tanımış olduğu siyasi, hukuki, mali ayrıcalıklar. Özellikle ekonomik ayrıcalıklar. Yani bir promosyon yapıyoruz. Bir Fransız gemisi geldiği zaman diyelim ki birisinden başkasından 10 lira alıyorsam senden 5 lira alacağım diyoruz. Gümrük indirimi uyguluyoruz arkadaşlar. Ve bu 1. Mahmut döneminde 1740 yılında sürekli hale getirilecek. Kanuni zeki bir adam. Çünkü Kanuni diyor ki her iki hükümdarın hayatı süresince geçerli olacak. Yani ben öldükten sonra oğlum ister yenilesin ister yenilemesin. Bu hep böyle yenilenecek. Ta ki 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirilene kadar. Ve biz niye kapitülasyon verdik? Dediğim gibi birincisi arkadaşlar Hristiyan birliğini bölmek. Yani Hristiyan birliğini bölmek için verdik bunu aslında birleşmesinler diye bize karşı bir Haçlı Birliği oluşturmasınlar diye siyasi amacımız buydu. Bir de Fransa bize gelsin ticaret yapsın. Çünkü coğrafi keşifler var bakın. Kimse Akdeniz'e gelmiyor ticaret yapmaya. Coğrafi keşiflere önlem almak için kapitülasyon verdik bakın. Coğrafi keşiflere önlem. Bunu da sorarlar. İki temel amaç. Biri ekonomik bir siyasi amacımız vardı. Gelsinler ticaret yapsınlar para kazanalım. Coğrafi keşiflere karşı önlem. Çünkü Akdeniz önemini kaybetmeye başlamıştı artık. Bir de dediğim gibi Hristiyan birliğini bölmek. Fransa bizim kankeneyiz. Sonra sonra şimdi o Avrupa'ya seferler var. Ya Avusturya rahat durmayacak. Avusturya seferi var. Onları da anlatacağım biraz sonra. Şimdi denizlerdeki gelişmelere bakalım. Kanuni Sultan Süleyman döneminde nereler alınmış? Rodos. Sancak Şövalyeleri'nden alınıyor. Sonra arkadaşlar Cezayir. Bakın Barbaros Halettin Paşa sayesinde savaşılmadan alınmıştır. Cezayir. Ardından arkadaşlar Cerbe Deniz Savaşı var. Burada yazmışım bakalım. Şurada yazıyor. Trablusgarp, Turgut Reis, Sinan Paşa. Trablusgarp alınmış arkadaşlar. Sonrasında Cerbe daha. Bakın şurada yazıyor. Bunların temel noktası arkadaşlar hep Akdeniz. Akdeniz bölge.
Yani Akdeniz'in Türk Gölü haline gelmesiyle ilgili. Hep Akdeniz'le ilgilidir bunlar. Yani savaşı. İşte Trablusgarp. Şimdi Pirevze Deniz Zaferi arkadaşlar. En önemlisi burada sorularda karşımıza gelebilecek olan en önemlisi Pirevze Deniz Zaferi. Arkadaşlar şurada oluyor Pirevze Deniz Zaferi. Bakın Rodos buradaydı. Kıbrıs'a dikkat edin. Kıbrıs Kanuni döneminde alınmadı. Buna dikkat edelim. Kıbrıs Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınmadı arkadaşlar. Oğlu alacak 1571'de. İkinci Selim aldı. Kıbrıs'a dikkat edelim. Kanuni döneminde değil. Pirevze Deniz Zaferi arkadaşlar Barbaros Halettin Paşa'nın Haçlılarla yaptığı bir önemli bir bizim Haçlılarla denizler de, Haçlılarla denizlerde yaptığımız ilk savaştır. Ve Barbaros Halettin Paşa burada büyük bir zafer kazanıyor. Şurada da anlatıyor bakın. Bunu bilelim. Halettin Paşa Andrea Doria'yı ağır bir yenilgiye uğratacak ve artık Akdeniz'de Osmanlı egemenliği sağlandı diyoruz. Akdeniz bir Türk gölü oldu diyoruz. Pirevze Deniz Savaşı'nı unutmayalım. Barbaros Hayrettin Paşa arkadaşlar. Akdeniz bir Türk gölü oldu, tamam mı? Sonra denizlerde bunlar var. Bir de arkadaşlar denizlerde ne var bilmemiz gereken Kanuni döneminde? Hint deniz seferlerimiz var. 4 tane. Hint deniz seferi var. Hazım Süleyman Paşa, Piri Reis, Murat Reis, Seyidi Ali Reis. 4 tane komutanımız gitti. 4 ayrı sefer var. Neden yaptık Kızıldeniz seferlerini? Hint denizi seferlerini? Arkadaşlar Portekizleri buradan uzaklaştırmak. Portekizler çünkü Hindistan bakın kız şurası. Şimdi Kızıldeniz burası bakın. Ve Portekizler şurada tam göstermiyor. Şurada Hindistan var. Portekizler burayı ele geçirmeye çalışıyorlar. O zaman baharat yolu önemini kaybeder. Hindistan'dan gelen baharat yolu vardı arkadaşlar. Şuradan şöyle gelen. Baharat yolunun güvenliğini sağlamamız lazım. Bir de burada Müslümanlar var. Müslümanlar bizden yardım istiyor Hindistan'daki. Temel amaçlar buydu. Portekizleri bölgeden uzaklaştırmak, baharatı kazandırmak ve buradaki Müslümanlara yardım etmek. Ama arkadaşlar maalesef başarılı olamadık. Neden başarılı olamadık? Portekizleri tamamen niye uzaklaştıramadık? Çünkü okyanuslara dayanıklı büyük gemilerimiz yoktu. Ve burada Hindistan'daki Müslümanlar, Gücerat Müslümanları vardı burada. Yeteri kadar bize yardım edemediler. Bir de okyanuslara dayanıklı gemilerimiz olmadığı için maalesef başarılı olamadık Hint deniz seferlerinde. Ama bu Kızıldeniz kıyılarını, Umman, işte Habeşistan, oralarını almışız. Arap Yarımadası'nın ve Afrika kıtasının yani Kızıldeniz'e tamamen hakim olmuşuz. Topraklar kazanmışız. Aklınızda olsun. Bu Hint deniz seferleri coğrafi keşifleri önlem almak için arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Demek ki coğrafi keşifleri önlem almak için ne yapıldı? Fransızlara kapitülasyon verildi. Bir de Hint deniz seferleri yapıldı. Bunu bekleyelim. Bunlar söyledik. İşte Sakız Adası alınmış. Malta kuşatılmış ama alınamadı. Sakız Adası alınmış. Kızıl Sakal, Barbaros Hayrettin söyledik. Tamam. İran seferlerimiz var bir de arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde. Irak-Hint seferi, ikinci İran seferi, Nahçıvan seferimiz var. Yani İran'ın savaşlarının temel sebebi ne arkadaşlar? Hatırlayın. Yavuz Sultan Selim döneminde İran Şiilik propagandası yapıyor değil mi? Şiiliği yaymaya çalışıyor. Doğu Anadolu'daki toprakları ele geçirmeye çalışıyor. Kanuni döneminde sebepler aynı. 3 defa sefer yapılmış. Üçünde de kazandık ve İran'la bir antlaşma yaptık. Amasya Antlaşması. İlk Osmanlı-Safavi Antlaşması. Safavi-İran. İlk defa İran'la yaptığımız antlaşma Kanuni dönemindeki Amasya Antlaşması. Bunu da bilelim. Vergiye bağladık. Arkadaşlar İran üzerinde düşündüğümüz var tabii ki. Kanuni'nin arkadaşlar son seferi Ziyet var seferi oldu. 1566. 70 yaşındaydı. Karadeniz Türk Gölü Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz Türk Gölü olmuştu. Akdeniz Kanuni döneminde Türk Gölü oldu arkadaşlar. Ve son seferi Kanuni'nin 1566. Macaristan üzerine. Antlaşmayı bozuyorlar ve Macarlar, Avusturyalılar bunun üzerine Avusturya seferine gitti Kanuni Sultan Süleyman. 70 yaşındaydı. Gitme paşam dediler. Hastasın bak ölürsün ama arkadaşlar Kanuni dedi ki gideceğim. Ve Ziyetvar seferine gitti. Fakat orada hastalandı, yaşlandı ve öldü. Öldükten sonra arkadaşlar tam 40 gün öldüğü Yeniçerilere saklanmış. Yani Yeniçerilere söylenmemiş. Çünkü kale alınamazdı yoksa.
Daha sonra Ziyetvar Kalesi alındıktan sonra Yeniçerileri öldüğü söyleniyor ve gerçekten çok üzülmüşler. Yeniçeriler çok seviyormuş. Kanuni son seferi Ziyetvar seferi. Evet, Kanuni dönemi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı sınırları görüyor musunuz? Oldukça sınırlar geniş. Böyleydi. Şimdi gelelim Kanuni'den sonra kim geldi arkadaşlar? Kanuni'den sonra oğlu 2. Selim geliyor. Sarı Selim. Ondan sonra da 3 Murat geliyor. Kanuni'nin torunu, Selim'in oğlu. Şimdi biz bunu Sokulu Mehmet Paşa dönemi olarak geliyoruz. Neden arkadaşlar? Sokulu Mehmet Paşa bir sadrazam. 3 tane padişah sadrazamlık yapmış. Kanuni'nin son 2 yılında. 2. Selim'e ve 3. Murat'a. Ve devlet işlerinde oldukça etkili Sokulu Mehmet Paşa. Ki Kanuni'den sonra 2. Selim ve 3. Murat devlet işlerini Sokulu Mehmet Paşa'ya bırakmışlar. Çok devlet işleriyle ilgilenmiyorlar. O yüzden Sokulu Mehmet Paşa döneminde denilir. Burada dikkat etmemiz gereken Kıbrıs'ın fethine dikkat edelim. Arkadaşlar 1571 yılında Lala Mustafa Paşa görevlendirilmiş. 11 ay süren kuşatmanın ardından Kıbrıs'ı bize hediye eden 2. Selim. Kanuni oğlu arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de hakimiyet sağlanmış. Akdeniz hakimiyetini 2. Selim döneminde olduğuna dikkat edelim. Ama Sokulu Paşa karşı çıkıyor bu Kıbrıs'ın fethedilme olayına. Normalde yani 2. Selim burasını almasını istiyor. Sokulu Mehmet Paşa bak diyor paşam gitmeyelim. Bak biz Kıbrıs'ı Venediklilerden alırsak eğer bunlar bize saldırırlar, sıkıntı olur. Haçlılar birleşir. Nitekim haklı çıkıyor. Aynı yıl arkadaşlar bak Kıbrıs'ın almasına tepki gösteren Haçlılar Osmanlı donanmasını aynı yıl Akdeniz'de yaktılar. İnebahtı deniz yenilgisi. 1571. Neden donanmamız yakılmış? Kıbrıs'ı aldığımız için. Haçlılar birleşti Papa'nın önderliğinde. Nitekim arkadaşlar burada bilirsiniz Sokulu Mehmet Paşa'nın bir sözü vardır Venedik elçisine. Der ki biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da bizim donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez ama kesilen sakal yerine daha gür çıkar diyor. Yani biz Kıbrıs'ı aldık. Siz orasını bizden geri alamazsınız. Kolunuzu kestik. Ama siz bizim donanmamızı yaktınız. Biz yine güçlendiririz. Gerçekten de kısa zaman içerisinde eskisinden çok daha güçlü hale getirilmiş donanma arkadaşlar. Bu arada bu İnebahtı Muharebesi'nde Uluç Ali Paşa'ya da kılıç ünvanı verilmiş. Kılıç Ali Paşa. İnebahtı ve Kıbrıs'ın fethi dikkat edelim. Bulunsun. Tunus'un fethi de 2. Selim döneminde. Kuzey Afrika fethileri devam ediyor. Ardından da arkadaşlar Lehistan alınmış. Lehistan da 3. Murat döneminde. Buralardan çok soru gelmez. Bugünkü Polonya. Şimdi işte Portekizlerle Balıkesir Savaşı yapılmış. Yine 3. Murat döneminde. Fas alınmış. İngiltere, Hollanda'ya kapitülasyonlar veriliyor. Şimdi bunlar çok önemli değil. Arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa'da kanal projeleri vardır. Önemlidir. Domolga, Süveyş Kanalı ve Sakarya Marmara bölgesi. Şimdi Sokulu Mehmet Paşa gerçekten çağın ilerisinde olan bir adam arkadaşlar. Bakın projelerine. Bakın Süveyş projesi. Şimdi Süveyş Kanalı projesinin amacı neydi? Süveyş Kanalı bakın şurası. Burası Süveyş Kanalı. O zamanlar tabii şu anda burası açık arkadaşlar. Ama o zamanlar burası karaydı. Ve düşünsene o zamanın teknolojisiyle yani kilometre kaç kilometre bilmiyorum ama yani 10 kilometre mi neydi? Belki de daha fazlaydı. İnsan eliyle kazacaksın. İki denizi birleştirecek. Peki niye birleştirmek istiyor Sokulu Mehmet Paşa Akdeniz'de Kızıldeniz'i? Burayı birleştirirse eğer. Diyor ki ben burayı birleştirirsem aşağıdan Ümit burnundan dolaşıp gidiyorlardı Avrupalılar. Avrupalılar tabii Ümit burnunu keşfetmişler coğrafi keşiflerle. Aşağıdan dolaşıyorlar. Güney Afrika'nın burnunda. Ve dolayısıyla ben burasını açarsam bu adamlar gelecekler buradan Cebel Tarık'tan, buradan böyle gelecekler. Süveyş Kanalı'ndan, Kızıldeniz'den geçeceklerdi. Hindistan'a gidecekler. Böylece arkadaşlar ben para kazanacağım. Çünkü Akdeniz benim denizim. Burada bana vergi verecekler. Bak coğrafi keşiflere önlem. Görüyor musunuz adamın zekasını? Coğrafi keşiflere önlem almak istiyordu ve Süveyş Kanalı'nı açmak istiyordu. Ve bakın Süveyş Kanalı ne zaman açılıyor? 1869'da arkadaşlar. 1869'da Fransızlar tarafından açılıyor. Osmanlı döneminde. Düşünün ki yani biz şu anda 1570'lerden bahsediyoruz. 1560'lardan.
Yani 1600, 1700, 1800, 300 yıl sonra Süveyş kanalı açılacak. Ve tabii başarısız olacak arkadaşlar. Yani Süveyş kanalı projesi yapılamadı. Niye yapılamadı? İşte Sokulu Mehmet Paşa öldükten sonra devam ettirmediler. Yani bu projeler uzun soluklu projeler. Ondan sonra gelin devam ettirmesi lazım. İşte çok para gider demişler filan. İşte devletin içinde bulunduğu durum. Devlet adamları gerektiği kadar önem vermemiş. Domu-Ogo projesi ise arkadaşlar. Şimdi şurada tam yukarıda gözükmüyor ama şu Rusya'nın orada Don ve Volga nehirleri var. Şu şurada şöyle yukarıda bir tane nehir Hazar Denizi'nin orada şöyle şey yapayım. Hazar Denizi'ne dökülüyor. Bir nehir de şurada. Tam bu nehirlerin birbirine çok yaklaştığı yerde şurada birleştirmek bak. Don ve Volga nehirlerini. Bu Don nehri olsun, bu da Volga olsun. Yani Karadeniz'de Hazar Denizi'ni birleştirmekti amaç. İki nehir üzerinden. Birleştirirse ne olur? Yine coğrafi keşifleri önlem. Çünkü İpek yolu geliyordu buradan böyle. Bu İpek yolunun canlılığını kazandırmak, canlılık. Yine coğrafi keşifleri önlem. Başka? Domu-Ogo projesini başarılı olursak ne olur? Burada Safaviler var, İran var. Sen buradan donanmayı bir çıkarttığın zaman Karadeniz'den Don Nehri, Volga Nehri, Hazar Denizi Sovyetler Birliği yani şey İran'ın oraya kadar donanma gemi gönderebilirsin. İran'ı kontrol edersin. Orta Asya'daki Türklerle işbirliği yapabilirsin. Bakın Rusların güneye inmesini engelleyebilirsin. Bunlar hep Don Volga projesinin amaçlarıydı. Aklımızda bulunsun. Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz, Don Volga projesi Karadeniz'i Hazar Denizi birleştirmek için yapılmış. Ve temel nokta bakın coğrafi almak için. Bakın tarihte neler yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman Fransızlara kapitülasyon verdi. Hint deniz seferleri yapıldı. 2. 3. Sokulu Mehmet Paşa'nın bu Don Volga ve Süveyş Kanalı projeleri coğrafi keşifleri önlem almaktı aslında temel amaçları. Sakarya Marmara projesi çok önemli değil. Marmara ile Karadeniz'i birleştirmek. Oradaki keresteleri bu ağaçların ve kerestelerin deniz yoluyla İstanbul'a getirilmesi hedefleniyordu. Bunun coğrafi keşifleri alakası çok önemli değil. Ve ikinci seri ise çıkmayan ilk Osmanlı Paşa'ymış bu arada. Tamam başka da bir şey yok. Birkaç soru çözelim hemen arkadaşlar. Şuradan birkaç soru çözelim. Bir saniye. Başlayayım. Mesela bak Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman dönemi özelliklerindendir? Bakalım soruya. İlk Osmanlı Kanunnamesi hazırlanmıştır diyor arkadaşlar. İlk Osmanlı Kanunnamesi Kanuni döneminde değil. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde Kanunname-i Ali Osman. Belgrad'ın fethedilmesi doğru. Amasya Antlaşması doğru. Limni Adası olmaz. Limni'de arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde alınmıştı. Doğru cevap ne olacak? 2-3 Denizli. Yine bakın şu 7. soru. Osmanlı Devleti Batı politikasını devletin bütünlüğünü sağlama, düzeni bozacak faaliyetleri engelleme ve ticareti canlandırma üzerine inşa etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu politika doğrultusunda yapılmış faaliyetler arasında gösterilemez? Bakalım. Fransa'ya kapitülasyon verdik. Evet. Ticareti geliştirmek. Hristiyan birliğini engellemek. Evet. Almanya'daki protestanları. Ha söylemeyi unuttum. Arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa'da protestanlık reform başlamış. Martin Luther öncülüğünde ve Kanuni Sultan Süleyman protestanları destekliyor. Niye? Protestanlarla yani Hristiyan birliğini bölmek, Haçlı birliği olmasın, birleşmesinler bize karşı. O yüzden protestanları desteklemiş. Hep onlar mı bizi içten bölmeye çalışacaklar? Biz onları bölmeye çalıştık. Biz de protestanları destekledik. Haçlı birliğini bölmek için. Devşirmeleri önemli devlet kademelerini de pardon. Orta Avrupa'daki etkinliğini de arttırdık. Ama değiştirmeye de önemli devlet kademelerini getirme. Hayır böyle bir şey yok. Doğru cevap Edirne olacak arkadaşlar. Tamam. Bunları siz çözün arkadaşlar. Göndereceğim şimdi zaten bu notların hepsini. Evet, kısa bir soru var mı? Bu kadar az kaldı. Kanuni dönemiyle ilgili. Mesela bakın yine